Number One Star programından herkese merhabalar. Bugün konuk ettiğimiz iki önemli müzisyen, iki önemli değerli arkadaşlarımız var, konuklarımız var. Ertan ve İsrafil. Onları deneyelim. Sil baştan klibiyle izliyorsunuz ve şarkısıyla dinliyorsunuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Hoş bulduk. Merhabalar. Sizi bir tanıyalım. Ben İhsan Ertan Kaya. Turizmciyim. Aynı zamanda müzikle uğraşıyorum. İsrafil'le de zaten turizm sektöründe tanıştık. Birlikte bir araya geldik. İsrafil'de de böyle asker şeyi var. Asker görüntüsü var. Sanki askerden az önce gelmiş görüntüsü var. Bir hafta önce geldim ben de. İnanmıyorum ya. Arkadaşlar benim öngörülerim inanılmaz. Gerçekten. Hakikaten sakallar vardı, sakallar falan gitti. Zaten 40'taki halim yok. Evet. Askerliğini yaptı geldi. Askere gelince böyle bir yüzünüz yanar ya. Evet. Ondan evet. Dolayı evet. Yani. Aynen. Evet. Yani daha evet. Bir hafta oldu geleli. Evet. Müzik yapıyorsunuz. Ne zamandır evet. Berabersiniz bu arada? Yani 5 senedir. Evet, yaklaşık 5 senedir yani. Birlikteyiz. Boğaz'da bir teknede biz müzik yapıyoruz farklı dillerde. İstanbul Boğazı'nda. İstanbul'daki bütün 5 yıldızlı, 4 yıldızlı ve diğer oteller turistlere Osmanlı Geceleri adı altında bir tur programı satıyorlar. Bu program içerisinde Ertan ve İsrafil olarak biz de orada canlı müzik yapıyoruz orkestramızla birlikte. Süper. Evet. Ama bu arada siz söz yazıyorsunuz, İsrafil beste yapıyor ya da İsrafil söz yazıyor, siz beste yazıyorsunuz. Duruma göre bazı şarkılarda öyle oluyor. Bazı sizden çıkıyor şarkılar. İsrafil'den de yani çıkan şarkılar. Beraber yapıyorsun. İkinizden çıkıyor. İkinizden çıkıyor evet. Çok güzel. Evet. Bu şarkında söz ve müziği size ait zaten. Evet bize ait. Evet. Çok güzel. Peki yani İsrafil, askerlik nasıl geçti? Güzel miydi? Güzel arkadaşlıklar oldu mu? Keyifli çok, miydi? Çok güzel oldu benim için. Zaten bir 20 gün falan gittik. Evet. Manisa'daydık biz. Dediğiniz gibi sıcaktan orada o yüzden yandık. Ege'deydik. Ama çok keyifliydi. Çok güzel dostluklar edindik. Komutanlarımız çok iyiydi. Bunların hepsine çok selamlarımızı gönderiyoruz. Dinleyen arkadaşlarımız var bizde. Evet, ne güzel. Hepsine selam olsun. Number One Star programı devam ediyor. Ertan ve İsrafil'in Deneyelim Sil Baştan isimli klibini bir izleyelim, bir hatırlayalım. Ardından devam edeceğiz. Bakın, Hababam sınıfındaki o sevilen yüzler, o güzel yüzler. Ne kadar büyük renk katmışlar. Belki de ilk defa izleyeceksiniz. İzliyoruz. Buradayız sonra. Evet, programımız devam ediyor. Konuğumuz Ertan ve İsrafil ya da İsrafil ve Ertan. Şimdi gemideki o eğlence 7 evet. gün boyunca mı sürüyor yoksa haftada 1-2 gün mü? Yani her gün biz 365 gün bu tur hareket ediyor ve yapılıyor. Yaz, kış, sonbahar. Ama biz 365 gün orada hani sahne alacağız diye bir kural yok. Dışarıda bir işimiz olduğunda biz gidiyoruz. Yerimize başka diğer müzisyen arkadaşlarımız var. Onlar geliyor. Onlar program yapıyorlar. Bir şekilde sistem dönüyor yani. Çalışıyor. Çok güzel. Peki orkestra falan kaç kişi? Ya altı teknede 6 kişilik bir orkestra kullanıyoruz. Güzel. Bayağı kalabalık. Evet. Yani zaten aranjörümüz Göksel Kamçı Bey şarkılarımızın çoğunu düzenlemelerini o yapıyor. O da bizzat kendisi de bulunuyor. Diğer sanatçılardan boş kaldığı zamanlarda her zaman bizimle birlikte oluyor. Çok güzel. O şekilde yani. Çok güzel. İsrafil, bu Hababam sınıfı oyuncularını oynatmak nereden aklınıza geldi? Biz Boğaz'da dediğimiz gibi gösteri yapıyorduk. Onları da o tur aracılığıyla tanıdık biraz da. Evet. Daha sonrasında bizi de kırmadılar. Ramazan evet. ayında Hababam sınıfı vokal grubu Boğaz'da program yaptı başka bir teknede. Birkaç kere de bizim teknemizde doluluktan dolayı bizim teknemize misafir oldular. Orada tanıştık. Ne güzel. Ondan sonra birlikte program yapmaya başladık. Şimdi önümüzde de yeni projeler var. Tahminimce 15 gün içerisinde artık birlikte çalışmaya başlayacağız onlarla Boğaz'da. Oo ne güzel. Değişik bir şey olacak. Yani. Renkli görüntüler evet. insanları evet. bekliyor diyelim. Ya bu klip de bizi bir araya getirmiş oldu aslında yani. Harika. Yeni projeler ortaya çıkmış oldu. Şimdi İnşallah. Bir ara verelim ardından devam edeceğiz. Evet. Ertan ve İsrafil ya da İsrafil ve Ertan şu anda stüdyomuzda ayrılmayın bizden. Ertan ve İsrafil stüdyomuzda programımız devam ediyor. Number One Star programındayız. Peki bunun dışında ne yapıyorsunuz? Sadece hayatınızın büyük bir bölümü denizde geçiyor. Kendinize evet. vakit ayırabiliyor musunuz 7 gün çalışmanın dışında? Ya, tabii ki ben seyahat etmeyi çok seviyorum. Yani fırsat buldukça seyahat etmek en büyük hobim. Dur merak ettim. Seyahatinizi de muhtemelen o cruise gemilerinde falan yapıyorsunuz. Geri denizden ayrılmıyorsunuzdur. Yok daha henüz nasip olmadı ama olacak. O da hayalimin içerisinde. Benim aslında esas hayalim karavan alıp karavanla bütün dünyayı dolaşmak, Avrupa'yı dolaşmak. Evet, hepimizin tamam. hayali. Evet. Evet. İnşallah. Evet. Ben de boş vakitlerimde sinemayı çok seviyorum. Sinemaya çok gidiyorum. Müslüm filmini izlediniz mi? Bir ona gitmedim. Onu anneme götüreceğim için anneme evet. beraber gideceğiz inşallah. Bir de Freddie Mercury'nin hayatını yarın anlatan ona, bir yarın film ona var. Gideceğim, evet.
Queen'in hayatını? Ben yol arkadaşım ikiye gittim. Muhteşem. Ben Queen'i çok seviyorum. Hani bayağı bir hayranıyım. Evet. Çok hoştu. Yani izlemeyi düşünüyorum onun için. İki film de gerçekten enteresan. Muhteşem. Evet. Tabi yani artık mevsim sonbahar, kışa doğru adım atıyoruz. Dolayısıyla evet, da tabii sinema sezonu açıldı. Filmleri de kaçırmamak lazım. Çok güzel filmler geliyor. Murat Dalkılıç'ın da bir filmi evet, vizyonda. Dünya Hali. Pardon, Murat Dalkılıç'ın. Çok da güzel bir film. Evet. Çok bir romantik komedi. Evet. Harika bir film. Ben de galasına gittim. Murat'ı da buradan tebrik ediyorum. Güzel. Evet. O da izlenebilir. Onu da izleyeceğim. İnşallah ben de gideceğim ona. Evet. Bir ara verelim diyorum. Bir klip arası verelim. Tabii. Ardından devam edelim. Tabii. Ertan ve İsrafil stüdyomuzda Deneyelim Sil Baştan klibini bol bol izliyorsunuz televizyonda. Merak ediyordunuz. Biz de konuk ettik ve konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Daha yakından tanıma fırsatımız oluyor onları. Az sonra buradayız. Evet arkadaşlar, aslında onlar mı beni konuk etti, ben mi onlara konuk oldum bilmiyorum ama biraz onları konuşturayım bu son anonsla. Söylemek istediğiniz, anlatmak istediğiniz bir şey var mı? Bundan sonra ne yapacaksınız? Yeni bir çalışma mı, yoksa bu albümden bir şarkı, klip mi? Ne düşünüyorsunuz? Yani hepsi var. Yeni bu albümümüzden bazı şarkıları, klipler çekeceğiz. Çünkü şarkılara emek verdik, ciddi emek harcadık. Hı hı. Onların da yok olmasını istemiyoruz. En azından bir yerini alsın, kayda geçsin. Onun dışında yeni birkaç projemiz de var. Yola devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam etsinler. Başkalarına beste veriyor musunuz? Mesela istek oluyor mu? Bize de bir beste yapalım. Onu da düşündük. zamanla yani biraz daha önümüzdeki zamanlarda onu da o yolda izlemek istiyoruz. İsrafil tam böyle animasyon çocuğu gibi değil mi? 5 yıldızlı evet, otelde. Şu anda kendimi şeyde hissettim. 5 yıldızlı bir otelde. Birazdan İsrafil çıkacak. Ve sevgili seyirciler, bayanlar ve baylar falan gibi. Zaten kendisi çok güzel dans ediyor. Yani turistler, çok güzel. Turistlerle falan bayağı bir eğleniyor, eğlendiriyor. Yabancı diliniz yani. Var. Var evet. Var. Ya yani en azından hani bu iletişimi kurabilecek kadar. Tabii İngilizcem iyi. Güzel. Ben Japonca, İngilizce, İtalyanca falan biliyorum. Farklı dillerde şarkı söylüyor musunuz? Tabii. Tabii. Çok güzel. Tabii yani. Turistler gelince. Hindistan'dan çok bize turist geliyor. O yüzden Hintlilerin bir Arijit Singh diye ünlü bir sanatçısı var. Onun şarkılarını çok seslendiriyoruz. Bir daha söyler misiniz? Arijit Singh. Arijit Singh. Çok severim ben. Arijit Singh. Evet. Bu Bollywood filmlerinin müziklerini yapıyor. Bizdeki işte Toygar Işak, Toygar Işıklı gibi, Kıraç gibi film müzikleri. Evet, evet. Film müzikleri var mesela bir Hintçe bir şarkı aklınızda böyle? Var. Tabii var. Bir nakarat alsak sizden merak ettim. Tabii ki. Siz sayın biz beraber başlayalım. Yok ben hiç Hintçe şarkı bilmiyorum yok, ki. Yok yani sayın birlikte gidelim. Son, iki, üç, dört. Ham tera bina bre hera hisse kute tera bina ga vajudu mera tuju se juda agar ho jayenge to khud se ho jayenge juda kyunki tum hi ho ab tum hi ho zindagi ab tum hi ho. Ne anlatıyormuş bu şarkı mesela? Aşk. Yani burada iki kişinin ayrılığından bahsediyor. Aşk ve ayrılığa dair bir şarkı. Tabii. Vay enteresan. Mesela Japonca bir dakika. 500 600 milyon 700 milyon görüntülemesi olan şarkılar. Yani Hintliler popüler, nasıl bir topluluksa bütün dünyaya yayılmışlar. Yani doğru. Kanada'dan İngiltere'ye, Güney Afrika'dan Avustralya dünyanın her yerinde var yani. Evet programımız devam ediyor. Kısa bir aramız var, ardından buradayız. Deneyelim Sil Baştan şarkısını dinlemeye devam ediyorsunuz. Konuğumuz da işte bu şarkıyı yorumlayan müzisyen arkadaşlarımız Ertan ve İsrafil. Ben geldiğim zaman, her zaman sizden Japonca ya da Çince şarkı dinlemek isterim. Özellikle bir Japonca var hazırlarız. Japonca var mı? Var. O zaman son 2 3 4. Ben biliyorum. Hayda. O zaman son 2 3 4 İsrafil. Dare ka ga kosori komichi ni kono mi üzümete. Burası bak Türkçe oldu. Üzülmede. Üzümete diyor. Üzümete ne demek? Bilmiyorum. Bir kübür mübür değil. Sadece okuyucuyum falan. Bir dakika, ben de Korece biliyorum. Hoppa Gangnam Style. Onu istiyorlar mı mesela? Ya istiyorlar da bazen hani o onları tabii şeyden canlı müzik yapılacak yani, bir şarkı yeri. DJ müzik olarak çalıyor. Ha DJ müzik olarak. Kore'den gelen oluyor mu? Çok. Kore'den ya geliyor ama en çok Arap geliyor. Biz Arapça şarkılar da hani daha çok. Son 2 3 4 Temelli may Bilmiyorum hatta beyden nefiyel bir hay
تملك تملي فهل وفهلمي ولا بنساك تملي بهل. Bir dakika, İran'dan geliyorlar mesela. Evet. Ondan sonra da onlar da diyorlar ki size yok bir dakika. Onlar da diyorlar ki Farsi müzik, Farsi müzik, İranlı müzik, İranlı müzik. Siz başlıyor musunuz? Bora 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 bora. Var mı? 2-3 Aşiret şuram Rize Rize, afke mezani ol birize. Aşiret şuram Rize Rize, afke mezani ol birize. İşte bu. Mette kemiken. Aslında Azeri bir şarkıya benziyor. Evet, zaten İran Azerileri geliyor buraya değil mi? Aynen. Aynen. Ya. Bunu normal İran'ın kendi yerlisi de biliyor. İran Azerileri de biliyor. Evet, evet. Onun popüler bir şarkı. Evet. Şimdi ben de kulüpte DJ'lik yaptığım zaman Rus geliyor, Russian müzik. Aynen. İranlı geliyor. Siz aynı öyleyiz, biz aynı öyleyiz. Farsi müzik, İranlı müzik. Ondan aynen. Sonra ne bileyim bir bakıyorsunuz işte Kırgızistan'dan birisi geliyor ya da ne bileyim Türkmenistan'dan birisi geliyor. O başka bir şey istiyor. Aynen. Aynısını biz de yaşıyoruz. Ama tabii sanatçı olmak çok zor çünkü hepsini siz canlı söylemek zorundasınız. Evet, tabii ki. Oradan bir dakika ben söylemeyeyim, bir DJ arkadaşlar rica edeyim diyemiyorsunuz. Evet. Aynen. Mecbur bir iki tane ezberliyorsunuz. İşte orkestra açısından çok şanslıyız. Yani iyi müzisyen arkadaşlarla çalışıyoruz. O yüzden onlar her şeye uyum sağlayabiliyorlar. O açıdan çok iyi yani, rahatız. Çok güzel ya. Ertuğrul hocam, sizi Trump'a benzeten oldu mu hiç? Çok. Ama ben hoşlanmıyorum. Yani ama yapacak bir şey yok. Sokakta bile bazen diyorlar. Kusura bakma. Belki yani düşünüyoruz bir şeyler yapalım o konuda. Yani böyle bir espri gibi yapabiliriz. Evet, öyle bir klip düşündük aslında. Evet. Yok, klip değil de mesela gelen konuklara bir Trump esprisi yapabilirsiniz. İngilizce evet. Falan onun böyle evet. Komik videolarından bir bakıp. Şimdi ben teşekkür ediyorum katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Çok keyifliydi sizinle beraber olmak. Bizim için de çok keyifliydi. Sağ olun. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Tekrar bir program yaparız ama bu sefer tekneden yaparız. İnşallah. Mutlaka. Memnuniyetle evet. Her zaman da bekleriz. Buyurun misafirimiz olun. Bütün mürettebat, bütün çalışanlar. Ertan ve İsrafil'e çok teşekkür ediyoruz. Programı kapatıyoruz. Number Master'dan bugünlük bu kadar. Hoşça kalın diyelim. Çok teşekkürler. Sağ olun.